Seni üzmesine izin vermem, tamam mı? Ay canım, gördüğümüz kadarıyla Tuğçe çok cici bir kız. Bence ortada bir yanlış anlaşılma var. Her şeyi gördüm. Bu iş bitti. Ararsa da yokum. Ay delireceğim. Nerede kaldı bu kız? Gece şatodan bir çıktı, çıkış o çıkış. Bekle ki eve dönsün. Canım arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Karışma o kadar. Geç kalacağı zaman haber versin bari. Ne yani? Biz burada iskele babası mıyız? Sus sus. Ses duydum. Geldi galiba. Olgun bir baba ol. Fazla soru sorma. Bırak. O kendi anlatsın. Kınalı kar. Kınalı kar. Nay 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 nay. Nay nay. Nerede kaldınız acaba Eda Hanım? İki dakika sabredemedin değil mi? Hemen sorguya başladık. Emrah'la beraberdim. Ne? Dün akşam onun arkadaşlarının evinde tanıştık. Ve birbirimize deli gibi aşık olduk. Bana evlenme teklif etti. Ne? Ne dedin sen? Ne? Ne dedin sen? Onunla evleneceğim. Hah, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bir kızımı daha bir faniyle evlendirmem. Ben evlendiririm. İçi dışı bir düzgün bir adam. Eda'ya sahip çıkar. Dünyada olmaz. Ama anne. Sus, konuşma. Derhal odana. Ha, ya bir periyle evlenirsin ya da evde kalırsın. Hissiz, vicdansız. Sen sus, konuşma. Avni. Suzan. Bırak şu oyuncağını da sofraya gel. Yemekler buz oldu. Tamam şekerim, işimi bitirince gelirim. Bir dakika. Sen bana bırak oyuncağını mı dedin? Hı. Niye bana çocukmuşum gibi davranıyorsun Suzan? Nasıl davranmamı isterdin Avni? Ben senin kocanım. Ya sahi mi? Ay bak ben bunu unutmuşum, affedersin. Bak benimle yine alaycı alaycı konuşuyorsun. Çok teessüf ederim. Teessüf etme abi. O parmağını da öyle sallama bana. Şuraya bak ya. Sabahtan beridir özenmişim. Romantik bir ortam hazırlamışım. Mumlar yakmışım. Giyinmişim, süslenmişim. Ama ne olmuş? Ha ne olmuş? Mumlar bitmiş. Makyajım akmış. Bütün şevkim kaçmış. Koca dediğin hala dürbünü temizliyor. E ben sana ne diyeyim abi ya? 40 yaşında bir çocuğum var demeyeyim de ne diyeyim? Tamam, tamam. Geldim Suzancığım, geldim işte, tamam. Gelme abi. Gelme abi. Artık gelme abi. Suzan, ne yaptın? Ne mi yaptım? Tavır yaptım abi, görmüyor musun? Tavır yaptım. Dürbünün karısından daha değerli olan bir kocaya ne yapılıyorsa onu yaptım. Ama Suzan, sana kaç kere anlattım hayatım. Ben Betüş Hanım'a bakmıyorum, ben perilere bakıyorum dürbünle. Ya evet. Keşke kadınlara baksan abi. Artık ona da razıyım. Keşke kadınlara baksan. O kadınların ağzını cahat diye ortadan ikiye ayırır. Seni onlardan uzak tutardım. Ama onlar öyle değil. Periler öyle değil. Yoklar abi. Onlar senin şu olmaya kafanın içinde abi. Ben şimdi onları nasıl yok edeyim ha? Senin beynini mi sökeyim abi? Kafanı mı koparteyim? Bak karıcığım, yani aşkım niye böyle davranıyorsun? Bak ne güzel şeyler hazırlamışsın. Yani iştahımız mı kaçsın? Ay affedersin.